Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Lansbel. Bugün sizlerle birlikte hep YouTube'da karşınızdayım. Bu videoda size güzel bir paket tanıtacağım arkadaşlar. Tanıtıma geçmeden önce paketi nasıl indireceğinizden biraz bahsedeceğim. İsteyen arkadaşlar buraya geçebilir. İndirmek istemeyenler yani. Arkadaşlar açıklamadaki Discord linkine giriyorsunuz. Giriş yaptığınızda arkadaşlar sol tarafı biraz aşağı doğru indiğinizde abone, SS ve bilgilendirme adında 2 adet kanal göreceksiniz. Metin kanalı. O kanallardan bilgilendirme kanalına giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda arkadaşlar bilgilendirme kanalına orada 2 adet kanal var. Gidip 2 adet kanalda abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abone olduktan sonra kanallara bir güzel SS alıyorsunuz. Yani nasıl? Son videolarına gidiyorsunuz, like atıyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Sonra abone olduğunuz saat gözükecek şekilde, yani sağ bilgisayarın sağ alt kısmındaki saat gözükecek şekilde SS alıyorsunuz. Zaten bilgilendirme kısmında örnek SS'ler bulunmakta. SS alıyorsunuz. Abone SS kısmına atıyorsunuz ve biz size arkadaşlar abone rolü veriyoruz. Abone rolü verildiğinde bugüne kadar paylaştığım bütün paketlerin indirme linkleri orada. Oradan indirebilirsiniz. Şu an bakımda kanaldan linkleri sildim ama yakın zamanda teker teker atacağım. Yani şu an videoyu paylaşırken yaklaşık 3 tane 4 tane link attım zaten oraya ben. Paket linkleri. Ama belki silerim, bilmiyorum. Onların da belki videosunu çekerim, belli olmaz. Ama bu paketin linki her türlü orada olacak. Bu paketle birlikte bu pakete ait olan lobby, çakma lobby plugin de orada olacak. Oradan güzel bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi kısa tanıtıma geçelim. Orada doyuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane hologram var. Hoş geldin hologramı. Onu da istediğiniz gibi hologram display plugininden plugininden değiştirebilirsiniz. Konuşamadım ya. Sonra buraya geliyoruz. Burası warp kasa. Slash warp kasayla da buraya gelebiliriz. Şimdi 9 adet kasamız bulunmakta. Spawner, Victory, oyuncu, VIP, VIP Plus, MVP Plus, MVP Plus olmak üzere 9 adet kasamız var. Bu kasaları Crazy Karates plugin'den istediğimiz gibi editleyebiliriz. Onu da siz halledersiniz. Ben çünkü editlemeyip bırakacağım böyle. Siz kendi sunucunuza göre editleyip ayarlarsınız arkadaşlar. Onun dışında spawn'da şu an gösterebileceğim hiçbir şey kalmadı. Warp arena diyeceğim. Neden arena diyeceğim onu da bahsedeceğim. Bir space ha. Arena yok. Arena olmama nedeni arena'da da bug'lıydı. Ya bug'lıydı dediğim map'i de sevmiyordum. Biraz da bug vardı arena'da. Yani çıkılabiliyordu falan. Kapatmak yerine direkt arena'yı sildim. Bunu siz kendinize göre bir arena yapıp regionlarını atıp World Edit'ten World Guard'dan onu siz kendiniz halledebilirsiniz. Warp Edit diyelim. Warp Edit'e geldiğimizde arkadaşlar diyen bir geçelim. Şuradan 2 adet Obsidian kasıyorsunuz ve bir adet daha kırdığınızda size 2 adet sunucu ismi parası veriyor. Bu parayı kendinize göre editleyebilirsiniz. Scriptleri içerisinden, Victory Script'in içinden. Burada Spawner 1, Spawner 2, Spawner 3, Spawner 4, Spawner 3, kazmalar, bloklar, anahtarlar ve özel Victory parası olmak üzere bir sürü köylü var. Bu köylülere geliyorsunuz, bunu veriyorsunuz. Oradan anahtar alıyorsunuz. Yani şey alıyorsunuz. Bunları kendinize göre editleyip değiştirebilirsiniz. Bu arada bahsetmeden önce bu paketi ben daha önceden arkadaşlar 50 liraya satıyordum. Ama paketin güncelleme getirmedik ya da bir şey yapmadığımız için bu aralar satmaktan vazgeçtim. Yani vazgeçtim satmaktan. O yüzden paylaşıyorum paketi. İstediğiniz gibi indirebilirsiniz Discord adresine gelip. Onun dışında warp diyelim. Warp kasaları gösterdik. Edit'i gösterdik. Market diyelim. Block market bulunmakta. Bu Chess Commons içerisinden yapılmış bir plugin. Ay özür dilerim. Chess Commons plugin'in içerisinden yapılmış bir menü. Konuşamadım bir an. Warp diyelim. Bu da Shop GUI Plus üzerinden yapılmış bir market. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tıklayalım. Onun dışında burada bir adet arena'ya tıkladık. Yani özür dilerim. Adamız bulunmakta. Adı görevler, top 10, biyom, level, takım üyeleri, ada başlangıcı olmak üzere. Buradan adınızı da silebiliyorsunuz isterseniz ama ben adama gitmeyi tercih edeceğim. Adı oluştuğunda şöyle bir ada veriyor size arkadaşlar. Şurada bir güzel ineğiniz var. Öl lan. Bir güzel inek veriyor size. Bunu isterseniz plugin içerisinden config kısmından golem olarak da değiştirebilirsiniz kodlarla. Onun dışında burada bir adet tabelamız ve klasik ada chestimiz bulunmakta. Onun dışında bir adet de ada kitimiz bulunmakta. Ben ada kit aldığım için muhtemelen bana vermeyecek ama ada kitte de 4 adet spawner, endstone, prismarine ve taş tuğla mı? Yok özür dilerim. Kızıl taş. Yok kızıl taş değil lan.
turuncu kum taşı var ya, heh, ondan veriyor. Konuşamadım yani ya. Sonra event yap var. Hemen bir event yapalım. Event yapı da görelim. Ha, Red Sandstone veriyor. Şunlara tıkladığınızda spawner veriyor. 20 trilyon para. Kasa anahtarı, kasa anahtarı, Emerald Ore ve çeşitli bloklar. Onun dışında şimdi bahsetmem gereken bir şey daha var. Paket özel olarak optimizeli arkadaşlar. Yani ben bu paketi satarken optimizeli olduğu için satıyordum. O yüzden optimizeli ve güzel bir paket. Şimdi optimizesinden de bahsedeceğim zaten. Şimdi TPS yazdığımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi TPS konuşamadım. Yıldızlı 20 ya da 19.99 ya da 20 olarak gözüküyor. Bunun nedeni paket özel ayarlı ve optimizasyonlu olması. Yani fazla online'ı ve fazla şeyi kaldırabilecek bir paket. Mesela 4 GB RAM'de 50-60 kişi rahatlıkla kaldırır. Yani benim sunucumda kaldırdı zaten. Ben 4 GB RAM'de 50-60 kişi oynatıyordum bu pakette. Yani biraz arada lag ya da kasma olabiliyordu. Ama hiçbir sıkıntı da yaşamıyordum genelde. Çünkü nasıl diyeyim, paket ayarlı ve optimizasyonlu olduğu için makinemiz biraz kötü olsa da paket oynatıyordu yani. Oynayabiliyordunuz. SP sınırı da koymuştum. Misal diğer 4 GB RAM'li sunucular 30 spawner sınırı koyarken ben 50 spawner sınırı koyuyordum bir adaya. O yüzden bir sıkıntı da yaşamıyordum. 50 spawner fazla sıkıntı çıkarmıyordu. Sonra da zaten VIP satışlarından RAM'i yükselterek spawner sınırını da yükseltmiştim. Siz de böyle yapabilirsiniz. TPS ve lag'dan da görebildiğiniz gibi lag yazalım. Sunucu 11 dakikadır açık. 1979'muş. Total 3 GB RAM var. 248-250 MB kullanıyor ve boş alan 120 MB diyor. Boş alan, ya total 3 GB'daki boş alan değil bu arada. Sunucu içerisindeki boş alan. Yani nasıl bahsedebilirim sana? 500 MB kullanıyorsa misal veriyorum. Yani minimum bir şey belirliyorsunuz. Şimdi nasıl diyeyim size? Başlat.button içerisinde 2 adet RAM verme seçeneği var. Birisinde mesela en düşük 1 GB veriyorsunuz. Diğerinde de maksimum 3 GB diyorsunuz. Bu size minimumdaki boş alanınızı söylüyor. Yani ben oraya 500 MB yazdıysam o 500 MB'in içinde şu an 120 MB boşmuş. Ama gerektiğinde total 3 GB'ı da kullanabilir. Kısaca öyle anlatayım. Burada size maplerinizin ne kadar yer kapladığını gösteriyor. Fazla yer kaplamıyormuş bizim mapler çünkü daha chunkları açılmadı. Ama chunklar açıldığında biraz yer kaplayacaklar. Onun dışında slash duyuru var. Yok, duyuruyu biz BC ile yapıyorduk galiba. Aynen, BC sağ yazalım mesela. Ya da TM BG sağ. TMBC'den de yapabilirsiniz duyurularınızı. Onun dışında bahsetmek gerekirse sağ taraf ve Tab Title Manager plugin'i içerisinden yapıldı. Bunu istediğiniz gibi editleyebilirsiniz. Onun dışında gördüğünüz gibi başımda kurucu yazıyor. O kurucu yazısı da Name Tag Edit plugin'inden yapıldı. Onu da değiştirebilirsiniz. Şu son zamanlardaki pluginlere aksine bu paket Permission X veya Lucky Perm değil. Group Manager. Piyasayı biraz takip ettim. Baktığımda bazı OP Skyblock veya Faction pluginlerinin Lucky Perm ya da Permission X'e geçtiğini gördüm. Hani şu an piyasada nedense çoğu kişi Lucky Perm ya da Permission X kullanıyor. Group Manager kullanan nedense biraz azalmış. Yani çözemedim ama ben Group Manager kullanıyorum genelde. Bana daha rahat geliyor. Ama tabii Permission X de güzel. Lucky Perm de güzel. Tabii zaten Permission X yeni güncelleme gelmiyor. O yüzden Lucky Perm kullanıyorlar galiba. Ben de tam bilmiyorum ama. Yani bilmiyorum. Boş verin. Onun dışında Deluxe menü var. Bu Warp'lar veyahut Slash VIP diyeyim. Bunlar aynen, özür dilerim. Bu arada video 2K çekiyorum diyorum galiba. 2K mı kaç işte bilmiyorum. O yüzden biraz lag girebiliyor. Artı şu an 3 GB'da bir sunucuya verdiğim için arada kasma olabiliyor. 2K değil de bilmiyorum. 1080p de çekiyor olabilir. Hiç hatırlamıyorum şu an kaç ayarladığıma. Onun dışında Slash VIP'ten bahsettiğim gibi arkadaşlar bunlar şu an şeye bağlı. Deluxe menüye bağlı. Onu da Deluxe menü içerisinde editleyebilirsiniz. Spawner'lar için item spawner var. Slash SP. Ay, özür dilerim. Item SP. İtem SP bulunmakta. Buradan istediğiniz SP'yi ayarlayabilirsiniz. Kendiniz alıp ya da başkasına verebilirsiniz. Onun dışında Vault var. Onun dışında VIA versiyon. VIA versiyonu indirdiğinizde güncellerseniz sevinirim. Şu an 2020'nin 5. ayında falan yüklediğim bir VIA versiyon var. Muhtemelen güncellemesi gelmiştir. Paketin yanı sıra bir lobi bir de çakma lobi plugin'i paketi vereceğim. Bu paket içerisinde kullanılan çakma lobi ve plugin paketi onlar. Yani çakma lobi ve lobi plugin paketi. Onu da kendiniz isterseniz kullanır, kullanmazsınız. Outme yok. Outme'yi de kendiniz ekleyeceksiniz.
Onun işte birkaç tavsiyede de bulunayım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Son zamanlarda çoğu sunucu Title Manager yerine Tab kullanmayı tercih ediyor. Sağ, yani üstteki tabı Title Manager içerisinden yukarıdaki şeyi kapatıp Tab plugin'i ekleyip daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Veyahut kendinize göre editleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar paketi indirdiğinde buradan birkaç şey alıp kendi paketine ekliyor. Ama tavsiyem direkt bu paketi ana altyapı olarak kullanıp bu paketin üzerine yapmanız. Çünkü bu paket optimizasyonlu olduğu için fazla online'ı kaldırabilen ve güçlü bir paket. O yüzden siz bilirsiniz. Ve sizden bir ricam daha var. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim ve daha çok plugin paketi tanıtım videosu gelir. Ve açıklama kısmına daha ne çok paket istediğinizi, yani Skyblock mu gelsin tekrar, Faction mu gelsin, Survival, Sky PvP, Bed Wars, Egg Wars fark etmez. Yazarsanız bir sonraki videoda da onu tanıtacağım. Hepinizi seviyorum. Videoyu likelayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.